Bir kimsenin oturduğu yerde kadınlar çalışmayacak demesi kolay bir şey. Yani ama sahabe kadınlar çalışmışlar mı? Evet. Sahabe kadınlar erkeklerine, evlerine yardımcı olmuşlar mı? Evet. Şimdi Ashab-ı Resulullah'ın hayatına bakmadan ve Ashab-ı Resulullah'ın içerisindeki kadınların hayatına bakmadan buna hükmetmek, hemen böyle kadınların çalışması caiz değil demek hoş bir şey değil. O yüzden sahabelerin içerisinde tüccar olan kadınlar var. Çarşıda mal satan kadınlar var. İmalat eden kadınlar var. Tarımla uğraşan kadınlar var. Hayvancılık yapan kadınlar var. O günün için kadınların çalışması zaten bunlar. Bir kadın tüccarlık yapıyor mu? Evet. Pazarda, bakın pazar yerinde pazar sergisi açan kadın var mı? Evet. Evlerde çalışan kadın var mı? Evet. Tarımda çalışan kadın var mı? Evet. Hayvancılık yapan kadın var mı? Evet. O zaman ne kaldı zaten? Demek ki sahabe kadınlar bu konuda çalışmışlar, gayret etmişler. Cihad etmişler, kılıçlarını Uhud'da boyunlarına asmışlar, yürümüşler. Allah Resulüne bir şey olacak diye. Bu normalde kadın meselesi çok kaşınıyor, hususi kaşınıyor. Bu kaşınmasının sebebi şu. Ortalıkta böyle aslı astarı olmayan, kitaplarda geçmeyen, benim okuduğum fıkıh kitaplarında İbn Abidin'dir, Fetavai Hindiye'dir, işte El Hidaye'dir. Bunun gibi bu eserlerde kadınların çalışıp çalışmamasıyla alakalı bir fetva bile yok. Herhangi bir fetva yok. Yani ne yapacak o kadın çalışması? Dilenecek mi bir yerde? Ne yapacak? Bedenini mi satacak? Böyle bir enteresan fetvalar dolaşıyor ortalıkta. Benim okuduğum kitaplarda bunun kısıtlayıcı herhangi bir şey yok. Hatta bahsettiğim gibi sahabelerden bu işleri yapan bayanlar var.